Antik Mısır Gizemli Sakkara Kuşu. 100 yıl önce uçan maceracı Wright kardeşler ve onların çift pervane planörüyle başladı göklere yükseliş. Ya da öyle sanıyoruz. Leonardo da Vinci planlarında yelken, planör ve pervanelerin çizimlerine kesinlikle önce olan bir prototip vardı. Bu prototip Sakkara kuşu olabilir mi? Bazı araştırmacılar bu konuda oldukça iddialı. Çünkü benzer kuş modellerine bakarak daha farklı. Sadece baş tarafı kuşa benzetilen figürün diğer kısımları bir planörü andırıyor. Oysa o dönemde kuş figürleri daha farklı. Yine yaklaşık 4000 yıl öncesine ait Sakkara'daki bir mezardaki duvar resimlerinde uçak ve helikopter figürleri hala tartışılmaktadır. Ampulü, pili de icat ettiği iddia edilen antik Mısırlılar ilkel bir planöre uçmuş olabilirler mi? Kuş orada ve sır kuşta. Mısır'ın Sakkara bölgesinde 1898 yılında bulunan Padi İmen mezarındaki kazılarda ortaya çıkan Sakkara kuşunun M.Ö. 200'lü yıllarda yapıldığı tahmin ediliyor. 2200 yıllık geçmişe sahip bu tahta oyuncak bulunuşundan uzunca bir süre sonra önemini fark eden bir arkeolog tarafından Kahire Müzesi'ndeki saklı kaldığı kutudan çıkartılmış ve yapılan kopyası üzerinde aerodinamik uzmanlarınca bir takım deneyler yapılmış. Ve bu deneylerin sonuçları bu oyuncak kuşun yapısının günümüz uçaklarının aerodinamik yapısına oldukça yakın olduğu görülmüş. Sakkara kuşu, 19. yüzyılın bitimine sayılı yıllar kalmışken arkeolojik bir kazıda bulunmuş Sakkara kuşu olarak anıldığına bakmayın. Baş kısmı boyanarak kuşa benzetilmiş olmasına karşın kuş değil. Kazıyla ilgili resmi açıklamayı okumak kısmet olmadı ama her yerde Padi İmen kalıntıları, Padi İmen kazıları, Padi İmen mezar kazısı diye geçiyor. Çınar ağacından yapılmış nesnenin kanat boyu 18 santimden birkaç milim eksik. Ağırlığı da 40 gramdan az eksik. Ama bunu ancak hassas kuyumcu terazisiyle anlayabiliyorsunuz. Üzerine uçmak istiyorum yazısını işlemişler. Oyuncağı bulan kazı ekibi götürüp Kahire Müzesi'ne teslim etmiş. Kahire Müzesi dünyanın en zengin kalabalık müzelerinden biri. Kimsenin basit ve tahta bir oyuncakla kaybedecek vakti yok. 1969'da hobilerinden biri kuşlar olan Mısır bilimci arkeolog Dr. Halil Messiha onun bir kuş olmadığını fark eder. Düşüncesine göre müzedeki tüm kuş koleksiyonundan tamamen farklı olan oyuncak görünümlü bu ahşap model muhteşem bir olaydır. Gagasıyla göz kısımları kuşa benzetilmiştir ama kuş değildir. Bunun için kanatlarına bir göz atmak yeter. Modern uçakların kalkış aerodinamiğine uygun tarzda yapılmış, gövdeye yakın kısımları rüzgar gücüne karşı koyacak şekilde diğer kısımlara göre daha kalın. Bu kalınlık kanat uçlarına doğru gidildikçe azalıp incelmekte. Oyuncağın kanatları ne doğadaki gerçek ne de müzedeki model kuşların kanatlarına benzemiyor. Üstelik bu kuşun dönüş yapmasını sağlayacak dümeni de var. Yalnız arkada yer alması gereken istikamet dümeni bulunamamış. Olması gereken bölgede montaj delikleri var ama dümenin kendisi kayıp. Kuşlara gelince dümene ihtiyaçları olmadığı kesin. Sakkara, Kahire'nin 24 kilometre güneybatısındaki Mit Rahina'da bulunan arkeolojik bir bölge. Önce antik aşağı Mısır'ın ilk idari bölgesi Anephet, sonra aşağı Mısır'a ardından tüm Mısır'a başkentlik yapan ünlü kent Memphis'in nekropol diye yazdığımız zaman başımızın göğe erdiği defin alanı, yani Karacaahmet mezarlığı gibi bir yer.
yanisinin yanisi mezarlık. Bilinen ilk piramit burada. Yapıldığı bölgeden dolayı Sakkara piramidi adını vermişler. Dünya tarihi için büyük önem taşıyor. Milattan önce 2600'lerde yapılmış, basamaklı. Bugünün bilgilerine göre 63.17 metrelik yüksekliğiyle dünyanın taştan yapılmış ilk büyük anıtı ve bir anlamda da gökdeleni. İsmini Mami filmindeki gerçeküstü bir karaktere veren dahi devlet adamı İmhotep tarafından eski krallığın ilk Mısır'ına bilinen 3. hanedanın 2. kralı olan Djoser adına inşa ettirilmiş. Mimarı da İmhotep'miş. 1898 yılındaki kazılarda bulunan bu tahtadan yontulmuş oyuncak birçoklarına göre ilk uçak modellerinden biridir. İngiltere havacılık üssünde bu modelden yola çıkarılarak yapılan prototiplerin uçabildiği saptanmıştır. Hatta modern uçaklara uygulanan rüzgar türbini testinden de geçmiştir. Araştırmacılar bundan 2000 yıl önce tahtadan yapılmış bir planörün Giza Deltası'nda uçurulmuş olabileceğini düşünüyorlar.